Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, değerli halkımız, sevgili gençler, sevgili kadınlar, basının değerli emekçileri, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Hepiniz seçim bildirgemizi tanıtma programımıza onur verdiniz. Bizlere güç verdiniz, cesaret verdiniz, onur verdiniz. Değerli arkadaşlar, 24 Haziran seçimlerinde yine bu salonda seçim bildirgemizi paylaşmak üzere sizlerle bir araya gelmiştik. O gün umutluyuz, kararlıyız, mutlaka kazanacağız demiştik. Ve başardık, kazandık. Güçlenerek geldik. Şimdi sıra 31 Mart yerel seçimlerinde. Yine başarmaya geliyoruz, yine kazanmaya geliyoruz. Hep birlikte, sizlerle birlikte. Tabii ki hiçbir zafer çiçekli yoldan geçmez. Evet, yürüttüğümüz yolda engeller var, baskılar var. Ama gideceğimiz yoldan ve o engelleri birer birer aşıp zafere ulaşacağımızdan adımız gibi eminiz. Zaferin büyüklüğünü mücadelenin zorluğuyla ölçüyoruz. İşte biz halkımızla birlikte hep zor olanı başarıyoruz değerli arkadaşlar. İmkansızlıkların içinden başarıyı çıkartıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine fütursuzca baskıya maruz bırakılan, kesintisiz her gün yönetici ve üyeleri rehin alınan başka bir parti yoktur. İşte HDP yarattığı beton duvarın içinden filizlenerek çıkan bir çiçek gibi, baskı duvarlarını yıkan, aşan ve halkın umudu olan bir çınardır. Bizi biz yapan zalimlerin karşısında diz çökmeyişimizdir. Tıpkı Sivas'ta Pir Sultan gibi, Dersim'de Seyit Rıza gibi, Ahmet'te Mazlum gibi, Kızıldere'de Mahir gibi, Dar Ağacı'nda Deniz gibi. Evet, değerli konuklar, Leyla arkadaşımız bugün açlık grevinin 101. gününde. Onu ve direnişteki tüm yoldaşlarımızı hep birlikte saygı ve sevgiyle selamlıyor, önlerinde eğiliyoruz. Tarih 101 gündür Leyla'ya tanıklık ediyor. Ama aynı zamanda bu sese kulak tıkayan zalimlerin zalimliğine ve küçüklüğüne de tanıklık ediyor. Leyla aslında bu direnişiyle çoktan kazandı bile. Çünkü umudu büyüttü, özgürlük sevdasını büyüttü, cesareti büyüttü. Umudu yaşam kıldı, yaşamı umut kıldı. İşte bu umut bizi barışa, özgürlüğe ve adalete mutlaka götürecektir. Mutlaka kazanacağız, mutlaka başaracağız değerli arkadaşlar. Özgürlük ve barış rüyamız mutlaka gerçekleşecektir. Evet, sevgili kadınlar, kadınlar varsa cesaret var, kadınlar varsa başarı var. Özgürlük ancak kadınlarla yaşam bulabilir, bunun için de gücümüze mutlaka inanalım. Bu dünyayı değiştirecekse ancak kadınlar değiştirir. Faşizmi yıkacaksa ancak kadınlar yıkar. İşte 31 Mart seçimleri önümüzdeki en büyük fırsattır. Kentlerimizi yönetmek, geleceğimizle ilgili kararlar vermek, radikal demokrasiyi yerelden başlatmak biz kadınların mücadele iradesiyle başarılacaktır. Korkmayalım, boyun eğmeyelim, başarıya kilitlenelim ve kazanmaya odaklanalım değerli kadınlar. Sesimizi de sözümüzü de öyle bir yükseltelim ki 31 Mart'ı kadınların baharına dönüştürelim hep birlikte. Değerli dostlar, bildirgemizin merkezinde yaşam var. Birbirinden zengin kimliklerimiz var, dillerimiz var, inançlarımız var. Kadınlar var, gençler var, engelliler var. Çocuklar var, emekçiler var, emekliler var. Ormanlarımız, sularımız, topraklarımız var. Özgür ve eşit bir yaşam var. Demokrasinin yerelden başlatılması var, radikal
demokrasi var. Halkın kendi kendisini yönetmesi var. Umut var ama aynı zamanda cesaret var. Karşımızda ise yaşamı betonlaştırmaya çalışan tekçi bir iktidar var. Savaş mermilerini insan yaşamından değerli gören bir iktidar var. Halkı sabahın karanlığında pazar kuyruklarına, yoksulluğa mahkum eden bir iktidar var. İşte bu nedenle diyoruz ki bu iktidarı yerelden başlayarak geriletmemiz, yeni yaşam alanı açmamız gerekir. Kentlerimizi kazanırsak saray rejimi çözülecek ve mutlaka kaybedecektir. Bu zulüm mutlaka sona erecektir değerli arkadaşlar. Bu nedenle büyük insanlık yürüyüşünü yerelden başlatıyoruz. Karanlığın yerine aydınlığı, hukuksuzluğun yerine adaleti, gaspçılığın yerine halk iradesini, nefretin yerine sevgiyi, savaşın yerine barışı, sömürünün yerine alın terini ve emeği yüceltmek için bu yola çıktık. Yameye dedik, halka ait olanı gaspçı kayyumların elinden kurtarıp geri halka teslim etmek için bu yola baş koyduk. Kürtlere ve Kürtlerin kazanımlarına karşı her türlü ittifakı yapanları durdurmanın yolunun Kürtlerin kendi içindeki ittifakıyla, ulusal birliğiyle mümkün olacağına inandığımız için bu iradeyi ortaya koyduk. Bizden ve bu iradeden korkuyorlar. Korkmakta haklılar çünkü kaybedecekler değerli arkadaşlar. Onların kaybetmesi halklarımızın kazanması demektir. Tüm Türkiye halkları bilmelidir ki Soma'yla Roboski'nin kaderi birdir. Ağıtlarımız, gözyaşlarımız, acılarımız birdir. Türkülerimiz, halaylarımız, semahlarımız yan yanadır, kol koladır, omuz omuzadır. O halde mücadelemizi de yan yana, kol kola, omuz omuza vermeliyiz. Ortak geleceğimizi ve özgür bir yaşamı oluşturmak bizim elimizdedir. Bunu başarabiliriz ve başaracağız da. Nazım'ın dediği gibi hep beraber güzel ve güneşli günler göreceğiz. Ezilen halklarımız, asla yalnız değilsiniz. Alternatifsiz asla değilsiniz. Çünkü HDP'miz var, büyük çınarımız var, büyük umudumuz var. Saraylar onların olsun, meydanlar bizimdir. Kentler bizimdir, toprak, su, çiçek bizimdir. Onlar bizi bekliyor. Haydi hep beraber yameye diyelim ve bizim olanı almaya gidelim ve alalım. Tüm adaylarımıza, halkımıza şimdiden başarılar diliyorum. Yolunuz ve yolumuz açık olsun diyorum. Hızır hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Hepimiz Allah'a emanet olalım. Sayın Eş Genel Başkanım, parti meclisimizden, MYK'mızdan, yerel teşkilatlarımızdan katılan yoldaşlarım, değerli milletvekilleri, belediye eş başkanları, değerli konuklarımız, yoldaşlarımız, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Mutlak tecriti bitirmek için 101 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven yoldaşımıza devrimci dayanışma ve mücadele duygularımızı bir kez daha iletiyorum. Bu ülkede demokrasinin ve özgürlüğün hakim olması için bedenini açlığa yatıran tüm yoldaşlarıma, Selma Irmak, Sabahat Tuncel, Nasır Yağız şahsında selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Onlar direndikçe bizler güçleniyoruz, mücadelemizi yükseltiyoruz. Evet, bugün Türkiye çoklu bir kriz içindedir. Siyasi kriz, toplumsal kriz, ekonomik kriz tüm ülkeyi sarıp sarmalamıştır. Tüm bu krizin nedeni 17 yıldır iktidarda olan AKP'dir ve onun başındaki zattır, Erdoğan'dır, AKP'nin genel başkanıdır. Tekçiliği dayatmasıdır. Saray rejimini, bu tekçi rejimi bu ülkeye reva görmesidir. Bu rejim her geçen gün bu ülkeyi içinden çıkılmaz bir yere doğru sürüklemektedir.
Hukuksuzluk her yerde hakimdir. Evet, bugün bu ülkede basın özgürlüğü yoktur. Bugün 15 Temmuz darbe kalkışmasından 20 Temmuz OHAL darbesinden bugüne kadar 170 yayın evi, medya, basım evi kapatılmıştır. 200'den fazla gazeteci tutsaktır. Bu ülkede basın tecrit altındadır. Bu ülkede fikir özgürlüğü yoktur. Fikrini beyan edenler bugün cezaevlerindedir. Sosyal medya paylaşımlarından bile binlerce insan cezaevindedir. Bugün bu ülkede demokratik siyaset tasfiye edilmeye çalışılmaktadır. Demokratik siyaset içinde mücadelesini vermek isteyenler bugün cezaevindedir. Binlerce yoldaşımız cezaevindedir. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş şahsında tüm yoldaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Hukuksuzluk her yerde. Yargı bağımsızlığını yitirmiştir, tarafsızlığını yitirmiştir. Talimatla hareket eden bir yargı vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bile tanınmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Evet, bu otoriter rejim faşizmi kurumsallaştırmaya, bu rejimi sürekli kılmaya çalışıyor. Buna karşı direniyoruz. İşte yaşadığımız tüm bu hukuksuzluğun bir tek açıklaması vardır. Tecrit. Tüm ülke İmralı karasularını aşan bir tecritle karşı karşıyadır. İşte bizim mücadelemiz tecriti kırmaya, savaşı sonlandırmaya yöneliktir. Bütün bu krizlerin üstesinden gelebilmenin yegane yolu faşizme karşı omuz omuza yan yana mücadele etmekten geçiyor. Bakın, ülke giderek içinden çıkılmaz bir girdaba, bir kriz girdabına sürükleniyor dedik. Özellikle iktisadi alanda yaşanan kriz önümüzdeki günlerin ne denli bir felakete gebe olduğunu bize gösteriyor. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, işsizlik %12.3'e çıkmış durumda. Bir işsizlik rekoruyla karşı karşıyayız. Yoksulluk her yere yayılmış durumda. Yolsuzlukta ısrar edenler ülkeyi yoksulluk çukuruna ittiler. Artık geçim sıkıntısı her eve girmiş, her haneye bulaşmış durumdadır. Bugün sadece işsizlik rakamlarında değil, ekonomi giderek küçülmekte, borçluluk artmakta, yönetilemez bir durumla karşı karşıyayız. Evet, bu iktidar yönetemiyor. 17 yıldır yanlışta ısrar etmelerin sonucunda artık büyük bir çöküntüyle karşı karşıyayız. Yönetemiyorlar. 80 milyonluk bir ülkenin gıda sorununu, tarım sorununu 80 kamyonla çözmeye çalışan bu zihniyet, bu ülkenin nasıl bir yere sürüklendiğinin aslında fotoğrafını bize gösteriyor. Sadece son 5 yılda 500 binden fazla esnaf iflas etmiş durumda. Çiftçiler perişan, mazot alamıyor, gübre alamıyor ama yaşanan bu tarım terörünün suçlusu olarak çiftçiler gösteriliyor. Evet, bugün bu ülkeyi baştan sona terörize eden bu iktidardır. Bugün bu ülkeyi bu felakete sürükleyen bu iktidardır. Tüm bu sorunları örtmek, bu felaketi gizlemek için her gün ele geçirmiş olduğu medyayı kullanarak bir algı yönetimi üzerinden kendini gizlemeye, suçlarını örtmeye çalışan bir iktidar var karşımızda. Ve bunu yaparken de sabah akşam HDP'yi suçlayarak, HDP'yi düşmanlaştırarak, ötekileştirerek kendisi ve kabinesinde yer alan bakanlarıyla adeta topyekün HDP'ye bir saldırı başlatmış durumda. Ama bilmiyor ki ne kadar saldırırsa saldırsın HDP ne diz çöker ne baş eğer. Demokrasi ve barış mücadelesinde dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla faşizmin üzerine yürümeye devam edecektir. İşte tüm bu akıl tutulmasına hep birlikte 31 Mart'ta dur diyeceğiz. Unutmayın yoldaşlarım, HDP kazanınca kadınlar kazanacak, gençler kazanacak, inşaatlarda, tekstil atölyelerinde çalışan emekçiler kazanacak, Çukurova'nın, Karadeniz'in
çiftçileri kazanacak. HDP kazanınca hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmadan işlerinden edilen KK ile ihraç edilenler kazanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar kazanacak. Atanması yapılmayan öğretmenler kazanacak. HDP seçenektir. Türkiye halkları seçeneksiz değildir. HDP barış, demokrasi, Türkiye'nin geleceği için bir seçenektir. 31 Mart'ta bu seçenekle, bu köhne anlayışa karşı, bu çöken iktidara karşı hep birlikte bu seçeneği var edeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, biz çoğulcu, laik, herkesin eşit ve birlikte yaşadığı bir cumhuriyeti, demokratik cumhuriyeti kurmak için geliyoruz. Bütün yetkileri tek adama devreden anayasaya karşı eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmek için geliyoruz. Otoriterliğe karşı radikal demokrasi ve yerel demokrasiyle güçlendirilmiş parlamenter rejim için geliyoruz. Türk'ün Kürt'ten, Sunni'nin Alevi'den, erkeğin kadından üstün sayılmadığı bir ülkeyi var etmek için geliyoruz. Açlığa ve yoksulluğa karşı emeğin sesi olarak geliyoruz. Üreten biziz, yöneten de biz olacağız demek için geliyoruz. Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını sağlamak, düşünce ve ifade özgürlüğünü hakim kılmak için geliyoruz. Bugün tek adam anlayışına karşı demokratik toplum ve özgür yurttaş gerçekliğine merhaba demek için geliyoruz ve bunu da hep birlikte başaracağız sevgili arkadaşlarım. Yeni yaşamı inşa etmek için önümüzde tarihi bir fırsat var. 31 Mart yerel seçimleri bu tarihi fırsatı tüm Türkiye toplumuna, tüm Türkiye halklarına sunuyor. HDP olarak biz almış olduğumuz kararlarla Türkiye siyasetine demokratik bir zemin sağladık. Tüm kayyum illerinden kayyumları süpürüp atacağız. AKP'nin elinde yolsuzluk ve hizmetsizlik yaşayan Muş, Bingöl, Kars gibi kentlerde belediyeleri AKP'den alacağız. Ama bunun ötesinde tüm Türkiye'ye, tüm demokrasi güçlerine, emekçilere, kadınlara, sivil toplum örgütlerine, sendikalara, hakkı kısıtlanmış, hakları elinden alınmış tüm mağdurlara bir seçenek sunuyoruz. Gelin demokrasi zemininde buluşalım diyoruz. Gelin hep birlikte faşizme karşı, AKP-MHP bloğuna karşı güç birliği yapalım ve 24 Haziran'da yarım bıraktığımız işi 31 Mart'ta tamamlayalım diyoruz. Sevgili arkadaşlarım, evet, radikal demokrasi perspektifimizle, yerellerde yerinden yönetim anlayışımızla, tüm halkın katıldığı katılımcı bütçe taban demokrasi yaklaşımımızla, geçmişten gelen birikimlerimizi ve deneyimlerimizi geleceğe aktarma kararlılığımızla toplumcu belediyeciliği var edeceğiz. Yerel demokrasiyi güçlendireceğiz. O yüzden de diyoruz ki Ahmet Yame'ye, Van Yame'ye, Mardin, Kars Yame'ye, Türkiye Yame'ye. Sevgili arkadaşlarım, sevgili yoldaşlarım, şimdi nasıl bir belediyecilik yapacağımıza, yerellerde yerel demokrasiyi nasıl inşa edeceğimize dair seçim bildirgemizi size sunmak istiyoruz. Evet, birlikte karar vereceğiz, birlikte yöneteceğiz. Herkese eşit hizmet verilecek, asla ayrımcılık olmayacak. Halkın iradesine, her türlü farklılığa saygı gösterilecek. Kimse dışlanmayacak. Tüm farklılıklar gözetilerek yurttaşların kent yönetimine katılmaları sağlanacak. Halk yönetime bizzat ve bir fiil katılacak. Kent meclisleri, kent forumları, mahalle meclisleri, köy meclisleri, kadın ve gençlik meclisleri yaygınlaştırılacak. Açıklık ve şeffaflık ilkemiz gereğince meclis toplantıları halka açık yapılacak ve demokratik kitle örgütlerinin toplantılara
katılımı sağlanacak. Toplantı sonuçları web sayfaları ile panolarda yayınlanacak. Halkın bilgilere erişimi kolaylaştırılacak. Bütçe halkındır, halkla birlikte yapacağız. Bütçe yapım süreçlerinde bütçe halkındır, halkla birlikte yapacağız ilkemiz gereğince halkın bütçe yapma hakkını esas alacak ve bütçe yapım süreçlerine katılımını sağlayacağız. İmar ve ranta endeksli değil, insanı ve doğayı esas alan şehirlerimizi bir arada yaşama ve dayanışma mekanlarına dönüştüren bütçeleme yapmaya devam edeceğiz. Bütçe payının daha büyük bölümlerini şehrin yoksul bırakılan bölgelerine aktaracağız. Kent içinde kentsel ayrışmanın önüne geçmek için yerelin verdiği bütün imkanları kullanacağız. Yerel ekonomiyi güçlendireceğiz. Yerel ekonomiyi bütün toplumsal kesimlerin katılımıyla planlayıp düzenleyeceğiz. Yerel kaynakların refahını artıracak biçimde kullanılması amacıyla ekonomi koordinasyon kurulları oluşturacağız. Kooperatifler aracılığıyla üreticiden tüketiciye ulaşacak aracısız bir sistem kuracağız. Yerel ürünlerin satıldığı pazar yerlerini iyileştirecek ve erişebilir hale getireceğiz. Kadınların ücretsiz emek yükünü azaltacak eşit fırsatlar yaratacağız. Ekonomik toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderecek politikalar uygulayacak, iş yeri açan kadınların ödeyeceği harç ve vergilerde %50 indirim yapacağız. Belediyenin yaptığı her türlü satın alımlarda ve ihalelerde yerel kooperatiflerin, esnafların ve şirketlerin gözetilmesine önem vereceğiz. Kadın özgürlükçü belediyecilik yapacağız. İktidarın yerel yönetimlerde gaspçı, tekçi ve eril siyaset tarzını aşmak ve siyaseti demokratikleştirmek için yerel yönetim mekanizmalarının tamamında eş başkanlığı ve eşit temsili etkin bir biçimde uygulamaya devam edeceğiz. Kadın istihdamını arttırmaya dönük çalışmalar yürütecek, kadın istihdamı geliştirme merkezlerini tüm belediyelerimizde yaygınlaştıracağız. Kadın kültürel tesislerini, kadın kültür akademilerini, kadın denkbeş evlerini, kadın eserleri kütüphanesi ve sergi salonunu, kadın semt spor alanlarını, kadın semt pazar alanlarını, mor marketleri, kadın parklarını, kadın özgürlük meydanlarını inşa edeceğiz. Kadınların sosyal ve toplumsal hayata daha fazla katılabilmesi, kadınların ulaşım, spor, sanat, kültürel aktivitelerden ücretsiz veya indirimli yararlanabilmesi için Jin Kart, Kadın Kart uygulamasına geçeceğiz. Kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimini destekleyecek özgür kadın köyleri ile şiddetsiz bir yaşamın olanaklarına kadınlarla birlikte inşa edeceğiz. Yoksullukla mücadele edeceğiz. Paylaşımcı, sosyal dayanışma ağlarını geliştireceğiz. Kentin bütün dinamikleriyle ortak çalışmalar yapacak, yoksullukla mücadele dernekleri kuracağız. İşsizliği azaltmak için yerel çalışma hayatına yönelik meslek edindirme kurslarını yaygınlaştıracağız. Kursları bitirenlerin iş bulabilmesi için çaba göstereceğiz. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek götürmek için mobil araç uygulamalarını çoğaltacağız. Dayanışma mutfakları açılması için yereldeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olacağız. Gıda ve giyim bankaları uygulamalarımızı yaygınlaştıracağız. Herkes için konut hakkını savunacağız. Alım gücü düşük yurttaşlar için sosyal konut projeleri geliştireceğiz. Bu projelerde planlamadan imalata kadar tüm süreçlere yurttaşları dahil edeceğiz. Konut edinmede kadınlara öncelik vereceğiz. Kooperatif ve birlikler vasıtasıyla kar amacı gütmeden ucuz ve sağlıklı konut inşaatlarını teşvik etmek için mühendislik ve mimarlık proje desteği verecek ruhsat ve harçlarda kolaylık sağlayacağız. Kentsel yıkımı durduracak yerinden dönüşümü başlatacağız. Risk altındaki yerleşim yerlerinde halkın da onayıyla yerinde dönüşüm projeleri uygulayacağız. Gecekondu bölgelerinde ise mahallelerin sosyal dokusunu bozmadan konutları sağlıklı hale getirecek iyileşmeler gerçekleştireceğiz.
Kürt illerinde yıkım sonrasını fırsat olarak gören rant ve gasp anlayışına son vererek şehirleri yurttaşlarımıza iade edeceğiz. Yıkılan yaşam alanlarını, kadınların da ihtiyaçlarını esas alarak yerelin talebi doğrultusunda birlikte inşa edeceğiz. Demokratik kent planlaması yapacağız. Merkezi hükümetin kent rant anlayışına karşı yurttaşların kırsal alanları da kapsayacak şekilde yerellik hakkını savunmaya devam edeceğiz. Yerel alanları toplumsal ihtiyaçları giderecek şekilde biçimlendirmek ve dönüştürmek için planlama süreçlerine bütün yurttaşların katılımını sağlayacağız. Toplumun ortak hafızasını, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak geleceğe taşıyacağız. Kürtlerin ve bütün halkların kültürel, dini, tarihi mekanlarının korunması, restore edilmesi, işlevli kılınması ve varlığını sürdürmesini sağlayacağız. Engelsiz kent, enerjisini üreten kent, kadın kenti, sakin kent, ekolojik kent gibi pilot belediyecilik uygulamalarını yapacağız. Her başlıkta en az bir belediyemizde bu uygulamaları hayata geçireceğiz. Ekonomik ve ekolojik toplumsal yaşamı yaygınlaştıracağız. Kentlerde hafif raylı sistemi yaygınlaştırarak hem trafik sorunlarına çözüm bulacağız hem de toplu taşıma ağını geliştireceğiz. Ücretsiz veya indirimli seyahat kartlarından faydalanma kapsamını genişleteceğiz. Yoksulluk sınırının altındaki yurttaşlara ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz. Kaldırım veya yaya yollarını iyileştireceğiz. Yaya kullanım alanlarını, bebek pazar arabaları ve tüm dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleyeceğiz. Afetlere hazırlıklı olacağız. Göç ve afet gibi olağanüstü durumlara karşı kriz koordinasyon merkezleri kuracağız. Gıda, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçlara yönelik hazırlıklar ve alternatif çözüm yöntemleri geliştireceğiz. Kentlerimizde olası afetlere karşı risk analizi yapıp afet durumlarında kullanmak üzere belirlenen acil toplanma alanlarının ranta açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Doğal ve sağlıklı gıdaya erişimi arttıracağız. Gıda ile ilgili faaliyet gösterecek tüm işletmelerin iş yeri açma ve ruhsat verme süreçlerini titizlikle yürüteceğiz ve denetleyeceğiz. Teknik ve hijyenik koşulların iyileştirilmesi ve bu projelerin desteklenmesi konusunda projeler hazırlayacağız. Hijyen koşulları yerine getiren işletmelere beyaz bayrak verme uygulamasını yaygınlaştıracağız. Gıdada kendine yetebilen kent modeline geçme çalışmalarına devam edeceğiz. Halka sağlıklı gıda temin edebilmek için doğal ürün pazarlarını ve kent bostanlarını yaygınlaştıracağız. Belediye hizmetlerini çok dilli yürüteceğiz. Dil koruma ve geliştirme müdürlükleri kurarak Kürtçe, Süryanice, Ermenice, Arapça ve farklı dillerin korunup geliştirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Belediyelerimizin yazışma, duyuru ve basın açıklaması gibi faaliyetlerini çok dilli yapmaya devam edeceğiz. Kentleri, mahalleleri, köyleri, sokakları ve caddeleri çok dilli isimlendirmeye devam edeceğiz. Kamusal alanlardaki panoların ve tabelaların çok dilli olmasını sağlayacağız. Çok dilli kreşler, çok dilli masal kitapları, çok dilli çocuk oyunları, ana diliyle yazılmış resimli sözlüklerin olduğu projeleri yeniden hayata geçireceğiz. Kültürel çeşitliliği geliştireceğiz. Kürtçe ve diğer ana dillerinde tiyatro oyunları, masal anlatıcılığı, resim ve müzik gibi sanatların izlenebileceği kültür sanat faaliyetleri düzenleyeceğiz. Sözlü kültürel çalışmaların derlenmesi, kayıt altına alınması, denkbejlerin ve çırokbejlerin toplumla buluşması için Denkbej Evi gibi kültür mekanlarının inşa edilmesine devam edeceğiz. Mahallelerin kültürel etkinliklere daha rahat erişim sağlayabileceği semt kültür evlerini, kütüphaneleri, yazlık ve kışlık sinemaları halkın hizmetine açacağız. Çocuk haklarını hayata geçireceğiz. Ana dilimde eğitim veren çocuk yuvaları, kreşler, atölyeler, kurslar, spor tesisleri,
yüzme havuzları, yaz kampları ve eğitim merkezleri açacağız. Çocuk meclisleri ile çocukları karar alma süreçlerine dahil edeceğiz. Şiddet gören, istismara uğrayan çocuklar ile kimsesiz çocukların barınabileceği, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilecekleri çocuk bakım merkezleri kuracağız. Kolektif hafızanın yeni kuşaklara aktarımını sağlamak için çocuk oyunlarını, hikaye ve masallarını derleyerek masal evleri Mala, Çirok, Bejan inşa edeceğiz. Down sendromlu, otizm ve spektrum bozukluğu yaşayan çocuklar için eğitim merkezleri kuracağız. Sağlık hizmetlerini ücretsiz sunacağız. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri amacıyla ana dilinde halk sağlığı birimleri ve halk sağlığı merkezlerini kuracağız. Tüm okullarda ve köylerde gezici ve ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması çalışmalarını yaygınlaştıracağız. İhtiyacı olanlara ücretsiz tedavi hizmeti vereceğiz. Kadınların kolay erişebileceği ana çocuk sağlığı merkezleri açmaya ve ücretsiz muayene, ilaç, aşı, çocuk bezi ve çocuk maması temini gibi hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Hastaların sağlık merkezi veya hastanelere taşınması için ücretsiz servis aracı hizmetini sunacağız. Topluma yatırım yapacağız. Şehir dışından tedavi amaçlı kent ve ilçe merkezlerindeki hastanelere gelen yoksul hasta ve refakatçilerine tedavileri boyunca kalabilecekleri misafirhaneler yapacağız. Halk ekmek fabrikalarının sayısını ve üretimini arttıracak, özel beslenme ihtiyacı olan hastalara dönük özel çalışmalar yürüteceğiz. Evsiz olan yurttaşların yaz-kış barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için misafirhanelerin ve aşevlerinin kapasitelerini arttıracağız. Emeklilerin ve yaşlıların yanında olacağız. Emeklilerin belediyelerimize ait sağlık, spor, kültür ve sanat merkezlerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız. Yaşlı bireylerin kültürel ve toplumsal hafızalarının genç bireylere aktarımı için kuşak buluşmalarını sağlayan bilgi evleri projesini yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. İhtiyacı karşılayacak kadar huzur evi açacak, bakıma muhtaç yaşlılara sağlık, temizlik, gıda ve psikolojik desteğin yanı sıra evde bakım hizmeti vermeye devam edeceğiz. Toplu ulaşım araçlarının ücretsiz seyahat etme uygulamasındaki yaş sınırını 65'ten 60'a düşüreceğiz. Gençlere daha çok olanak sağlayacağız. Gençlerin kendi özgürlüğünü ve dinamizmini yansıtabileceği bir yerel yönetim anlayışı için gençlik meclislerini karar alma mekanizmalarının bir parçası olarak göreceğiz. Başta genç kadınlar olmak üzere ihtiyaç sahibi bütün üniversite öğrencileri için üniversite yurtları, sosyal tesisler, spor okulları, ücretsiz aşevleri ve ücretsiz çamaşırhaneler kuracağız. Öğrencilere burs imkanı sağlayacağız. Gençler arasında yaygın olan ve her geçen gün artan madde bağımlılığını önlemek için psikososyal destek merkezleri açacağız. Gençler için internet erişiminin bir hak olduğu anlayışıyla ücretsiz ve özgür internet erişimi sağlayacağız. Herkesin suya erişimini sağlayacağız. Su varlıklarını tehlikeye sokan maden işletmelerine, kum taş ocaklarına ve bu bölgelerde yapılaşma politikalarına karşı mücadeleye devam edeceğiz. Ambalajlı içme suyu kullanımını azaltmak için şebeke altyapısıyla evlere taşınan suyu daha kaliteli ve içilebilir hale getirmeye yönelik çalışmaları stratejik görecek, gerekli yatırımları arttıracağız. Her haneye 10 metreküp suyun ücretsiz dağıtımına yönelik düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Geçimlik tarım için gereken suyu ücretsiz vereceğiz. İklim dostu enerjiyi savunacağız. Şehirlerin enerji haritalarının çıkarılmasını sağlayacağız. Belirlenen haritalara uygun enerji ihtiyacının karşılanması için projeler üreteceğiz. Konutlarda güneş enerjili su ısıtma sistemleri gibi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayarak enerji verimliliğini arttıracak ve enerji tüketimini azaltacak kararlar alacağız. Enerji üretmeyi hedefleyen kooperatifleri destekleyeceğiz.
Orman ekosistemlerini koruyacağız. Ormanların ve meraların sermaye projelerinde kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Belediyelere ait fidan üretim tesislerini çoğaltacağız. Halka ücretsiz fidan dağıtmaya devam edeceğiz. Her yıl dikili bir ağacın yoksa sen de yoksun sloganıyla fidan dikim kampanyalarını yaygınlaştıracağız. Orman yangınlarını önleme çalışmalarını yoğunlaştıracağız. İtfaiyeler bünyesinde acil müdahale birimleri, kırsalda ise içinde gerekli malzeme ve ekipmanların olduğu orman evleri kuracağız. Doğaya sahip çıkacağız. Kentlerimizin doğasına, tarihine, florasına, faunasına karşı işlenen suçların önüne geçmek için kent suçu yönetmeliği hazırlayacağız. Müteahhidin betonuna değil, şehrin parkına, ağacına, merasına bütçe ayıran belediye anlayışını geliştireceğiz. Yerelde bulunan endemik türlerin ve bitki çeşitliliğinin korunması için botanik parklar kuracağız. Hevsel bahçeleri gibi kentsel tarımlar alanlarının korunmasını hedefleyeceğiz. Hasankeyf, Munzur Barajı, Yeşil Yol, 3. Köprü, 3. Havalimanı gibi tarihe, kültüre, doğaya düşman projelere karşı mücadeleye devam edeceğiz. Engelsiz yaşam çözümleri geliştireceğiz. Toplu ulaşımdan caddelere, kaldırımlara ve imar uygulamalarına kadar her alanda engelsiz kentler inşa edeceğiz. Bakım ihtiyacı olan engelliler için evde bakım desteklerini arttıracağız. İhtiyaç halinde bakıcı masraflarını karşılayacağız. Belediyelerde engelli istihdamı için teşvikler geliştireceğiz. Engelli yurttaşların akülü sandalye, işitme cihazı gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüteceğiz. Mültecilere onurlu bir yaşam sunacağız. Mültecilerin barınma, beslenme, sağlık gibi yaşamsal ihtiyaçlarını dayanışma içinde karşılayacağız. İnsan onuruna yaraşır yaşam koşulları için politikalar üretecek, belediye hizmetlerine ulaşmalarını kolaylaştıracağız. Mültecilerin ayrımcılığa uğramamalarına, istismar edilmelerine ve sömürülmelerine karşı mücadele edeceğiz. Mülteci kamplarının düzenli olarak STÖ ve kadın kurumları tarafından denetlenmesine dair çalışmalar yapacağız. Sporda barış ve kardeşliği öne çıkartacağız. Sporu sermayenin aracı olmaktan ve cinsiyetçi, milliyetçi, şoven politikalarının tekelinden çıkaracağız. Toplumun tüm kesimlerinin sportif aktivitelerden ücretsiz yararlanabileceği kapalı spor salonları, statlar ile semt sahaları açmaya devam edeceğiz. Köylerde sportif etkinlikler için alanlar inşa edeceğiz. Köyler arası spor turnuvaları düzenleyeceğiz. Şehirlerimizdeki spor takımlarını ve sporcuları desteklemeye devam edeceğiz. Emek temelli istihdam politikaları geliştireceğiz. Örgütlenme özgürlüğü ile toplu sözleşme ve grev hakkını güvenceye alacağız. Özel istihdam büroları üzerinden işçi alımı yapmayacağız. Taşeronluğa karşı mücadeleye devam edeceğiz. Ayrımsız bütün belediye çalışanları için ücretsiz kreş hizmeti vereceğiz. 21 Mart'ı bütün çalışanlar için, 8 Mart ve 25 Kasım'ı kadın çalışanlar için idari tatil olarak kabul edeceğiz. Tarım ve hayvancılığı geliştireceğiz. Çiftçiyi, GDO'lu ve ithal tohuma mahkum olmaktan kurtaracağız. Yerel tohum ekiminin yaygınlaşması için uygun yerlerde üretim yapacağız. Tohumların halka ücretsiz dağıtımını sağlayacağız. Mera ve yayla yasaklarından olumsuz etkilenen yetiştiricileri ve çiftçileri destekleyerek zararlarını telafi etmeye çalışacağız. Mevsimlik göçü engellemek, köylere geri dönüşü teşvik etmek ve köy kur tarımsal üretimini geliştirmek hedefleriyle oluşturulan Doğduğum Yerde Doymak İstiyorum projesini yaygınlaştıracağız. Belediyelerimizde ücretsiz veterinerlik hizmeti vereceğiz. Bütün canlıların haklarını savunacağız. Şehirlerimizde yaşayan sokak hayvanlarının düzenli olarak yaşadıkları alanlar tespit edilerek barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapacağız. Sokak hayvanlarına yönelik şiddetle mücadelede hayvan hakları savunucusu kurumlarla işbirliği içerisinde olacak, her mahallede farkındalık eğitimleri vereceğiz.
Bütün inançlara saygılı olacağız. Cami, cemevi, kilise ve sinagog gibi ibadet merkezlerinin ihtiyacı olan belediye hizmetlerini ücretsiz şekilde sağlamayı sürdüreceğiz. İnanç merkezleri için ihtiyaç halinde yer tahsisi, restorasyon veya inşa desteği vereceğiz. Cenaze, mezarlık hizmetlerini ücretsiz gerçekleştireceğiz ve taziye evleri kuracağız. Yerel evrensel ilişkisini geliştireceğiz. Kardeş belediyecilik uygulamasını geliştirecek, kalıcı dostluk ve dayanışma ilişkilerine dönüştüreceğiz. Yerel demokrasi deneyimlerinin aktarılmasına ve kazanımların ortaklaştırılmasına yönelik kurultaylar, çalıştaylar, konferanslar ve forumlar düzenleyeceğiz. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na ve diğer evrensel hukuk antlaşmalarına konulan şerhlerin kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve dost ve düşman bilsin ki biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Hepinize üstün başarılar diliyorum. 1 Nisan tarihinde halaylar çekmeye hazırlanalım diyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız diyorum.